Eyvallah abi, eyvallah. Evet. Domatesini, soğanını koyduk. Koyduk. Maydanozunu, biberini koyduk. Evet. Tuz, salça, margarin, biraz da zeytinyağı koyduk ki böyle yerken dirseklerimizden aksın. Yeme de koy tabloya, seyret be, ah be. Geriye bir tek fırına gönderip ondan sonra lap lap yemek kaldı. Ya Halif Beyciğim, öyle bir yaptın ki bunu. Yani millet parmaklarını yiyecek ya. Bana kalsa ben yapamam. Yani. Ama yok, senin sayende. Yok. Senin sayende. Ben bunu tek başıma yapamazdım. İnsan şu pide içini görünce böyle ne bileyim hamur olası geliyor. Böyle içini açası geliyor. Ha? Dur. Ay yavrum be. Bu entellere kalsa pide içini bir de bilgisayara hazırlatır. Yok bre, bilgisayar ne anlarmış bundan Allah aşkına ya? Tabii canım, anlasa bile üzerine bir çay döküyorsun, unutuyor aptal hali. Bu tamamdır. Hadi abi, sen bunu yavaş yavaş fırına götür. Millet gelmeye başlar. Neyi kutlarsınız? Söyle be Haluk Beyciğim ben. Şimdi söylemem, sonra sürpriz. Söyleme peki. Sen bunu al fırına götür, benim de selamımı söyle ama gözünü seveyim başında dur ki ince olsun hamuru. Amma yaptım bari becim, ince hamuru ben buldum. Eyvah. Hadi bakalım be. Ey yavrum. Aa, değil mi? Yardım edeyim. Sağ olun, bir de burada yapalım. Alo. Heh. Ya şu kutlamanın ne için olduğunu söylemeyecek misin? Hayır, söylemeyeceğim. Hadi abi. Hadi ben gelirim. Tamam. Güle güle. Tamam. Abi bana söyle, tamam, kimseye söylemiyorsun. Olmaz. Sen de herkes gibi bekleyeceksin. Herkesle birlikte öğreneceksin. Aşk olsun Haluk. Ne yapalım öyle? Tamam, çekil, güneş etmişsin. Parmaklarını yiyeceksin böyle. Böyle parmakların yetmeyecek. Ben et yemiyorum.